Tablo biçimlendirme nedir? Nasıl uygulanır? Tablo biçimlendirme, bir diğer adıyla koşullu biçimlendirme olarak da adlandıracağımız biçimlendirme seçeneğiyle yapacağımız liste ekranlarındaki tanımlamalarımız sayesinde önemli bilgileri hızlı bir şekilde vurgulamaya yaramaktadır. Tablo biçimlendirmenin nasıl uygulanması gerektiğine baktığımızda ise klavyemizden F10 veya Diyalogos üzerine tıklayarak arama alanımıza tablo yazarak genel tanımlar altında bulunan tablo biçimlendirme ekranını çalıştırırız. Burada sistemin default olarak sunmuş olduğu tablo biçimlendirmelerinin listeleri bulunmaktadır. Buradan F4 ekle denilerek yeni bir tablo biçimlendirme uygulanabileceği gibi ilgili tablo biçimlerini aynı zamanda liste ekranlarından da tanımlayabilmekteyiz. Bunun için yeni bir sekme açıp örnek olarak stok listesi ve stok malzeme listemize gelerek kolonlar alanında bulunan tablo biçimlendirme seçeneği ile aynı ekrana ulaşabilmekteyiz. Burada yalnızca stok malzeme için yapılmış olan tablo biçimlendirmeleri yer almaktadır. Biz de bir tablo biçimlendirmesi oluşturmak istediğimizde F4 ekle diyerek ekran kodumuz liste ekranlarından girmiş olduğumuzdan dolayı otomatik olarak gelir. Burada hangi ekran için tanımlama yapılması isteniyor ise ilgili ekran kodu bilgisi girilmelidir. Yapacağımız ekran tablosuna ait bir kod otomatik verilebileceği gibi buradan dilediğiniz bir kod verilebilir. Yapacağınız tanımlamaya ait bir açıklama girip örneğin stok listemizdeki ticari ürünlerin belirlenmesini istiyorsak ticari ürünler gibi bir açıklama belirleyip yapacağımız ekran biçimlendirmesinin hangi firmada uygulanmasını istiyorsak ilgili firma seçeneğini seçip daha sonrasında burada kullanıcılar bazında da ekran biçimlendirilmesi sağlanılabilmektedir. Örneğin Diya Akademi olarak girmiş olduğumuz kullanıcıyı seçip devam etmek istediğimizde öncelik değeri olarak bir değer belirleyebilir. Burada birden fazla biçimlendirme sağlanılabilmektedir. Kriterler alanına baktığımızda stok listeleri içerisinde bulunan bilgilerden baz alınarak hazırlanmış olan combo seçeneğinde yapacağımız ticari ürünler seçenekleri için tür seçeneğini belirleyip eşit seçeneğinde liste ekranlarında göreceği ticari seçeneklerinde yapacağımız biçimlendirmeler bazında karşımıza getirecektir. Biçimlendirme alanına geldiğimizde biçimlendirmenin tüm satırlara veya seçili kolonlara uygulandırılması sağlanılabilmektedir. Seçili kolonlar dahilinde kolonlar listesinden ilgili kolon seçimi yapılabilmektedir. Tüm satırlarımızı seçip yazı renklerinden açık bir renk belirleyelim ve arka plan zemininde ise daha koyu bir renk belirleyerek yapacağımız yazı tiplerimizi kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili seçeneklerinden seçip işlemlerimizi tamamlayabiliriz. İşlemlerimizi tamamlamadan önce değer alanları kolon tipine göre değerlendirilmektedir. Bu yüzden içerisinde sadece sayısal alan içeren kolon için sayısal değer kullanırız. Burada belirlediğimiz değer alanlarımız kolon tiplerine göre değerlendirilmektedir. Yani burada gireceğimiz bir sayısal alanlı seçeneğimize göre sayısal değer girilmelidir. Tarih alanları için değer girmek istiyorsak ise, örneğin gün, ay ve yıl şeklinde bir tarih yazmak istiyorsak, bu seçeneği bu formül alanına belirtmeliyiz. Arasında ve arasında eşit kriterleri için iki değer arasında ve kullanımı zorunludur. Örnek kullanımlar da en alttaki tabloda yer almaktadır. Buradaki tablo incelenerek bir tablo biçimlendirilmesi oluşturulduğunda ve vazgeç deyip stok malzeme listemizden çıkış sağlayıp yeniden stok malzeme listemize geldiğimizde görüldüğü gibi ticari seçeneğindeki tüm stoklarımız için bir biçimlendirme yapmış bulunmaktayız. Örneğin mamul seçeneklerini filtreleseydik görüldüğü gibi herhangi bir biçimlendirme bulunmamaktadır. Tüm biçimlendirmelerimizi ticari seçeneklerine göre yapmış bulunmaktayız. Bunun gibi birçok liste ekranlarında tablo renklendirmeleri ile dilediğiniz biçimlendirmeleri sağlayabilir. Bu şekilde önemli verilerinizi hızlı şekilde vurgulayabilirsiniz.